Ile. ondan sonra Cuma işte Şirin Payzon olsun bütün ekip arkadaşlarımız Murat Ağırel olsun buraya geldiler yorumcularımız Kadri olsun ondan sonra Cuma konuşmasak olmaz dedik ya Kadri Güselle, Mehmet Tezkan olsun Ayşenur abla Ayşenur Aslan olsun ne bileyim dışarıdan gelenler oldu Orhan Bursalı olsun bütün konuklarımıza da teşekkür ediyorum Halk TV gerçekten böylesine bir dönemde önemli bir görev üstlenmiş durumda bu arada Şefik kardeşim Şefik Erkan'a teşekkür ediyorum emekleri için Ana kumandada Mustafa var sağ olsun. Gökçe orada duruyor işte. Nermin orada duruyor. Bütün ekip arkadaşlarıma Kader'e teşekkür ediyorum. Kader Ertaş'a. Fırat Çulha. Sevgi... Ha Kenan var ya esas bizim bu volleri yapan. Kenan Birinci'ye teşekkür ediyorum. Bir öneri var bakın. Babala TV diyor. Fırat Çulha. Sevgili İsmail Bey. Millet İttifakı Z, Z kuşağına kendisini yeterince anlatamadı. Bunun için diyor Tabii bizim ekranımız açık. Ve Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un programına da ittifak liderleri, ortakları da beraberce de katılabilirler diye bir öneride bulunmuş efendim. Şimdi nasıl diyeyim? Ben 10 yıldır sabah haberi yapıyorum. Yani 32 yıldır haber yapıyorum ama 10 yıl doğdu şimdi sabah haberinde. Ve eski gazeteci de olduğum için yani yazılı basından geldiğim için yazı yazmayı da önemserim. Yazı yazıyorum fakat buraya geldim, 9. ayımı doldurdum. Bizim Vedat var, her şey itiraz eder. Bir gün ben yazımı okuyacağım burada. O zaman eski binadayız Bakırköy'de. İsmail Bey dedi, efendim Vedat dedim, Vedo. Ya kendi yazınızı okumayın dedi. Niye? Ya dedi zaten herkes sizi izliyor. Söyleyeceğinizi de söylüyorsunuz, evet. E programı zaten hani siz sunuyorsunuz, her sözünüzü ifade edebiliyorsunuz ve etkili oluyoruz, evet. E kendi yazınızı okumayın dedi. Yanlış anlaşılır. Ay ben önce bir üzüldüm. Sonra eve gittim, düşündüm. Sonra bizim Hilal'e sordum. Sonra Nihal'e sordum Ankara'ya. O gün bugündür yazımı okuyamıyorum. Yani yazıyorum. Halk TV komitere hemen yolluyorum Ercüment'e. Ama ben burada okuyamıyordum. Fakat bu yazıyı okumak istiyorum şimdi. Vedat itiraz etse de, Hilal o işi sana bırakıyorum. Bu yazımı paylaşmak istiyorum. Önemsiyorum ne, nacizane kendi yazım olduğu için değil. Bunun vermek istediği mesajı önemsiyorum. Şimdi okuyalım. Eleştirenler de beni eleştirsinler, bana yazabilirsiniz. Eleştirilerinizin de başımın üstünde tacı var. Bugün dedim ki bir daha düşün. Hayat insana o şansı çoğu kere vermez. Başınıza geleni çekersiniz. Yaptığınız tercihin olumlu olumsuz sonucuna katlanırsınız. Aldığınız kararın nimetini ve külfetini yaşarsınız. Hayat budur. Geri dönüşü yoktur. Siyaset de böyledir. Bir oy kullandınız, bir tercihte bulundunuz, beş yıl toplum olarak bunun sonucuna katlanırsınız. Nimeti de paylaşırsınız, külfeti de. Fakat şimdi ikinci şansınız var. Hayatta da siyasette de çok nadir olan bir durum. İşte size ikinci şans. Bir daha düşünün. 14 Mayıs'ta bir karar verdik. Gecesinde bir tablo oluştu. 5 yıl bu şekilde yönetileceğiz. 5 yıl daha. Fakat bunun için %50 artı 1 lazımdı, o olmadı. Şimdi iki aday bir kez daha yarışacak. İkisinden hangisi daha çok oy alırsa 5 yıl o yönetecek. Partili cumhurbaşkanlığı mı, parlamenter sistem mi? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hüdapar mecliste, yeniden Refah Partisi de mecliste. Onların içinde olduğu Cumhur İttifakı mı, Babacanlı, Davutoğlu, Akşener, Saadetli, Gültekin Uysallı, Millet İttifakı mı? İki ittifak. Yani ikinci tur deneyimi yaşayacağız. İlk kez. İlk kez. Tablo pazar akşamı netleşti. Eğer 2028'e kadar bu şekilde yönetilmek istiyorsanız Erdoğan'a iki hafta sonra bir kez daha oy vereceksiniz. Veya değişim istiyorsanız Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceksiniz. Kararınızı gözden geçirin ve mührü buna göre kullanın. Sinan Oğan ve Muharrem İnci için oy kullanan 3 milyon yurttaş çok kritik önemde. Türkiye'nin geleceği onların elinde. Bir de gençler. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorlar? İşte buna karar verecekler. Daha fazla genç oy kullanmalı. Bir de geçersiz oy kullananlar. Her bir oy altın değerinde. 1 milyon 36 bin yurttaş geçersiz oy kullandı. Ülkenin geleceğinde hangi yönetim modeli geçerli olsun diyorlarsa ona göre oy kullanacaklar. 1 milyon oy çöpe atılır mı? Şimdi önümüzde 2 hafta var. Herkes düşünsün. Kararını gözden geçirsin ve 28 Mayıs'ta vatandaşlık görevini yerine getirsin. Şansları eşit görüyorum. Kim daha akıllı davranırsa, kim daha iyi strateji uygularsa, kim kriz yönetimini iyi yürütürse, kim vatandaşı motive edebilirse o kazanır. İlk kez İkinci tur deneyimi yaşayacağız. Ben heyecanlıyım. Olabilecekleri görüyorum. İş benim bu gördüğümü liderler görüyor mu? Görmüyor mu? İşte bütün mesele budur dedim. Naizane şu andaki yazımı da sizlerle paylaşmak istedim efendim. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar önemli. Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru biraz evvel Burak Tatari ile burada konuşurken Amerika'dan ve Kanada'dan ve İngiltere'den bize gelen mesajları aktarmış ve Yüksek Seçim Kuruluna başvurmuştuk. Daha doğrusu bir çağrıda bulunmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda harekete geçiyor. Bu seçimden alnının akıyla çıkmasını çok istediğimiz Yüksek Seçim Kurulunun yurt dışından gelen bu çağrılara ve CHP'nin başvurusuna kulak vereceğini, ses vereceğini zannediyorum. Bu tweet'i sizlerle paylaşacağım. Önemsiyorum. Yurtar Özcan biliyorsunuz CHP'nin Amerika'daki yetkili ismi temsilcisi. Sayın Genel Başkanımıza çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz bilginize diyor. Şimdi efendim nasıl ki AK Parti'nin daha fazla oy aldığı Almanya, Hollanda gibi ülkelerde oy kullanma süresi uzunsa, kısıtlanmıyorsa daha doğrusu, o zaman Amerika ve Kanada gibi ülkelerde İngiltere de dahil olmak üzere oy kullanma süresi eşitlensin. Bu yüksek seçim kurulundan en tabii beklentimizdir. Bu yönde bir karar alacaklarına olan kuşkumuz yoktur diyelim ve haberlere devam edelim. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs için nasıl bir taktik, nasıl bir strateji izleyecek? Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Türkiye'nin önünde artık ikinci tur seçimleri var. Kılıçdaroğlu ikinci turda izleyeceği yol haritasını paylaşacak. Seçim balkonda kazanılmaz. Bitmeyen gece 14 Mayıs. Sandıklar açıldı yine manipülasyon konuşuldu. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Tayyip Erdoğan %58,4. Kemal Kılıçdaroğlu %35,8 ile başladı. Aynı dakikalarda Ankara'ya göre Erdoğan 49, Kılıçdaroğlu 45 bandındaydı. Ve iki Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sahnedeydi. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da Anadolu Ajansı bir şekilde bütün milletimizi yayıyor. Artık Anadolu Ajansı gerçekten işlemini yerine getirmiyor. Milletimizi aldatıyorsunuz. Yapmayın bunu. Yazıktır, günahtır. YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerin ikinci tur'a kaldığını açıkladı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, birinci sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır. 28 Mayıs 2 ismi yarışına sahne olacak Türkiye ikinci tur seçimlerinde ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan diyecek. Gazete Duvar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu kurmaylarını topladı, seçim sonuçları masadaydı, görüş alışverişi yapıldı. İkinci tur stratejisinin bugün Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağı öğrenildi. Peki ne olacak diye Sinem Hanım sormuş, anlatayım. Şimdi biraz tabii Meral Akşener'in devreye fazla girmesi lazım. Bu kampanyada biraz daha kendisini göstermesi lazım onu söyleyeyim. Merlak Şener'in. Mesela bak Sarıgül enteresan bir şey yaptı. Gitti Erzincan'dan vallahi tarih yazdı. Yani Hilal bana iki gündür başımın etini yiyor. Hani o tabir vardır ya annelerimiz öyle söylerdi. Başımın etini yedin derdi. Hilal başımın etini yiyor abi İsmail Bey diyor efendim Hilal Sarıgül'ü alalım diyor. Çok enteresan şeyler yaptı diyor. Nasıl seçildi anlasın diyor. Bu arada 40'lar elinden İnci Tunç bir daha düşün diyorsun. Doğru söylüyorsun. Gereksiz itirazlarla seçim günü bazen sandıkları 10 kere 15 kere saydırdılar. Bir taktikti. Sarayın ve devletin bütün imkanlarını kullandılar. Yine de seçimi ikinci tura bırakmaktan öteye geçemediler. Bu hasta muhalefetin üzerinde durması gereken ıskaladığı bir husus. İnci Tunç yazıyor bunları. Kırklar elinden. Ve seçimi kazanamadılar. İlk defa kaybettiler. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi dışında söyleyelim. Şimdi birlik olma zamanı. Şimdi güçlü olma zamanı. Umutsuzluğa yer yok. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz demokrasiye inanıyoruz. Ülkemize inanıyoruz. Başarabiliriz diyor İnci Tunç göndermiş olduğu mesajında. Yerel gazetelere sıra geldi Körfez'e. Biraz evvel Çora Çorabatır'dan bahsetmiştim. Bu seçimde turizm sektörünü temsil edecek Hani Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Nuri Ersoy var turizm sektöründen. Bu kez de CHP'den birinci sıradan Sururi Çorabatır seçildi. Turizmi önemsiyorum. Bacısız sanayi. Dolayısıyla CHP'nin artık orada Antalya'da turizmin başkentinde hani Mehmet Nuri Ersoy'un muadili var diyebilirim. Benzetme doğruysa. Körfez. Kılıçdaroğlu damgası. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Antalya'nın 12 ilçesinde Kemal